Mehmet Şeker, Gemlik Taşınıyor Geç Olmadan Bir zamanlar Türkiye başlığıyla bir belgesel hazırlansa, ilk bakışta gülünesi tablolarla karşılaşırız. Aslında ağlanacak hal olduğu çok geçmeden anlaşılır. Otobüslerde dolmuşlarda sigara içilirdi. Uçaklar kalkışa geçmek üzereyken koltuklarınızı dik hale getirin, sigaralarınızı söndürün, kemerlerinizi bağlayın anonsu yapılırdı. Muhalefetteki siyasetçiler seçim propagandası sırasında halkın en önemli ihtiyacı olarak bilinen gaz, bez, tuz hakkında konuşur, ne kadar zam geldiğinden bahsederlerdi. Evet, gaz, bez ve tuz. Lambada yakmak için gaz, giyinmek ve kefen olarak kullanmak için bez, yemeklere katmak için tuz. Bugün için ihtiyaç kabul edilen ürünlerin hiçbirinin adı bilinmezdi. Belediyecilik anlayışı da çok farklıydı o zamanlar. ...seçilen bir araziye binalar inşa etmek için plan yapılırken... ...oradan fay geçtiği bildirilmiş... ...belediye başkanı hemen bir çaresini bulalım emrini vermiş. Bulmuşlar tabii, emir demiri keser. Encümen toplanmış ve fay hattının yerinin değiştirilmesi için karar alınmış. Çünkü başkanı dahil kimsenin faydan maydan haberi yok, ne olduğu bilinmiyor. Bizim bu işlere kafamızın biraz yatık hale gelmesi için... 17 Ağustos depreminin yaşanması gerekiyormuş. Artık 20 yıldan bu yana fay hattının yerinin encümen kararıyla değiştirilemeyeceğini biliyoruz. Ciddi tehlike söz konusuysa akıl mantık çerçevesinde tedbirler almak gerektiğini öğrendik. İşte Gemlik. Körfezin incisi. Yukarıdan bakınca muhteşem, içine girince çarpık yapılaşmanın merkezi. Zemin kötü, planlama berbat balçık üzerine binalar dikilmiş. Çoğunda deniz kumu kullanılmış. Caddeler, sokaklar, labirent gibi. Karman çorman, düzensiz, bilmeyen kaybolur. Orta halli bir deprem bile gemliğin yarısını yerle bir eder. Nüfusun da dörtte biri canından olur. Nihayet gereği düşünüldü ve gemliğin taşınması yönünde karar alındı. Nereye? Zeytin ağaçlarına zarar vermeden sağlam zemine sahip yamaçlara. O yamaçların zemini kaya. Manzara harika. Körfeze hakim. Gemliğin bugünkü hali zemin ve binalar sağlam olsaydı bile şehircilik açısından sağlıklı değil. Sahil şeridi ve yamaçlardaki binalar haricinde denizi görmek imkansız. Ayrıca bugün yerleşim yeri olarak kullanılan bölge verimli tarım arazisiydi. İznik Gölü'nden gelen dere düzlük başlarken ikiye ayrılır ve o iki dere sayesinde her taraf sulanırdı zamanla yavaş yavaş büyüyen ilçenin tarım alanı olan o bölgeye yapılan binalarına temel kazılırken herhalde hepsinin zemininden su çıkmıştır. İlçenin taşınılması düşünülen yamaçlarda ne zeytinlik bulunuyor ne orman arazisi. Boyu bir metreyi geçmeyen çalı çırpıdan ibaret makilik. Bölgenin maki olan bitki örtüsü toki olarak değişecek. Uzun vade içinde ödeme kolaylığı da sağlandıktan sonra ihtiyaçlara göre planlanmış mahallelerde Kapanması imkansız manzaraya sahip yeni binalarla örnek bir şehir kurulacak. Bir yanda körfez, bir yanda dağlar ve zeytinlikler, bir yanda İznik Gölü. Zaten bizim klasik yerleşim anlayışımızda şehirlerin sırtını dağa yaslaması her bakımdan elzemdir. Aşağıdaki eski yerleşim bölgesi yeniden tarım alanı yapıldığında bütün sebze meyve ihtiyacı karşılanır. Artanı da gemilerle İstanbul'a gönderilir. Eskiden öyle yapılırdı. Ama o zamanlar nüfus şimdikinin beşte biriydi. Eğer bu plan hemen uygulanmazsa ne olur? Allah korusun deprem gelir yapacağını yapar. Bize de ahva edip dövünmek düşer. Mehmet Şeker, Yeni Şafak